Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın adıyla Rahman, Rahim. Selam arkadaşlar. Ben Doktor İbrahim Esinler. Bugün 30 Ağustos 2023. Yüce Allah'ın izniyle size bugün Kur'an Mucizeleri dersimizin 61.sini sunacağım. Bu derste de her dersteki gibi Kur'an'ımızın Yüce Allah katından geldiğine kesin delil olan veriler sunacağım. Konumuza geçmeden önce bugünün önemini vurgulamak istiyorum. 30 Ağustos, Büyük Taarruz'un yıl dönümü ve tam 101 yıl önce 1922'de 30 Ağustos'ta Dumlupınar'da, yani bu Kütahya'nın güneyindedir, Afyon'un batısındadır. Orada Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk komutasındaki şanlı, şerefli ordumuz taarruz başlattı. Ve 9 Eylül 1922'de İzmir'de büyük bir zafer kazandı. Rabbimizin bize hediye ettiği vatan, yurt olarak hediye ettiği bu toprakları düşmanlardan temizledik. Şu anda özgür bir şekilde yaşıyoruz. O savaşta katkısı olan, en ufak katkısı olan kişileri Rabbim rahmet deryanına batırsın. Ruhları şad olsun. Saygıyla anıyorum. Şimdi dersimize başlayabiliriz. Şimdi bu ders ilginç bir ders olacak. Çünkü Şuayb peygamberle ilgili Medyen ve Eyke yoldaşları farkı ile ilgili Rabbimiz öyle bir işaret veriyor ki arkadaşlar. Gerçekten bu kitabın beşer sözü olamayacağını resmen görüyoruz. Yine Kur'an Antik Mısır'da yargılamanın başının melik olduğunu nereden biliyordu? Bunu da çok detaylı bir şekilde hiç kimsenin, Muhammed peygamber döneminde kimsenin bilemeyeceği bir şeyi Kur'an'ın bildiğini görüyoruz. Kur'an söylediğim gibi milyonlarca kişi tarafından inceleniyor arkadaşlar. Didik didik yazılımla, programlarla. Şimdi bu beşer sözü olmuş olsaydı zaten mutlaka çelişkiler, sayısız çelişkiler ortaya çıkacaktı, bulunacaktı. Ancak ufak tefek böyle ateistler geliyorlar, şurada çelişki var, burada çelişki var, yok miras ayetleri, şudur budur. Bunları aslında bilmedikleri için, konunun derinlemesini anlayamadıkları için onun bunun sözüyle konuştuklarını anlıyoruz. Aslında inceledikleri vakit, hele hele bir bilim insanı olarak çelişki olduğu düşünülen ayetler incelendiğinde bırakın çelişkiyi, aslında o ayette bir mucize olduğunu net bir şekilde görüyoruz. Buna sayısız defa tanık oldum arkadaşlar. O yüzden bu dersleri çekiyorum zaten. O yüzden bu delillerden bir tanesi de şimdi göstereceğim size. Burada 26. sure önemli. 26. surede bu Şuara suresi çok ilginç bir işaret var. Burada bazı peygamberlerin kıssaları örnek veriliyor. Kıssaları, yani burada peygamber doğuyor toplumunda, kendi toplumunda doğuyor ve bu toplumda doğduktan sonra burada büyüyor tabii ki o kavimde. Daha sonra o halkı uyarıyor. Ne diyor? Azaba karşı uyarıyor ve bir müjdeleyici oluyor. Ne diyorlar? Sakınmaz mısınız? Şimdi bu nasıl yapıyor? 26. sure 106. ayette İskale lehum ehuhum Nuh ela taktakun dediği vakit onlara kardeşleri Nuh. Bak, kardeşleri Nuh, ehuhum kardeşleri demek. Onların kardeşleri. Sakınmaz mısınız? Ela taktakun. Çok güzel. Neden? Şimdi bu Nuh için aynı cümle geçti. Bakın aynı cümle Hud için de geçiyor. İskale lehum ehuhum Hud. Ela tattakun. Dediği vakit onlara kardeşleri Hud. Sakınmaz mısınız? Bakın aynı şey. Aynı cümle. Sadece peygamberlerin isimleri değişiyor. 124'te böyleydi. Yine aynı surenin 142. ayetinde bu sefer Salih'le ilgili aynı cümle. İskale lehum ehuhum salih ela tettekun. Dediği vakit onlara kardeşleri salih, sakınmaz mısın? Çok güzel. Geliyor bakın, geliyor. Şimdi aynı surenin yine 161. ayetinde ise dediği vakit onlara kardeşleri Lut, sakınmaz mısınız? Gördünüz mü arkadaşlar? Peygamberlerle hep aynı işaret varken 177. ayette Şuayb geliyor. Ne beklersin? Aynı cümleyi beklersin değil mi? Ama olmuyor. Bakın.
Şuayb için ne diyor Rabbimiz 177. ayette? İskale lakum şuayb elâ taktakum. Aa, ehuhum kelimesi yok. Ne beklersin? Normalde burada da ehuhum beklersin. Aynı sıra gidiyor. Ama yok. Neden acaba? Bakacağız. Şimdi Hud, Nuh, Hud, Salih ve Lut peygamberler için aynı işaret var. Kardeşleri onların ehuhum. Ama beşinci ve son geçiş olan Şuayb'de yok. Aa, Kur'an'da çelişki var. Bak, unutmuş kelimeyi. Orada o kelimeyi yazmayı unutmuş Allah. Haşa. Öyle mi? Sen öylesin. Aslında baktığın zaman bu ayetin bir önceki ayeti de, yani 176. ayette kezzebe ashabul eyke el murselin, yani kezzebe, yalanladı demek yani. Geçmiş zaman. Yalanladı ashab. Ashab kelimesini ben yoldaş diye çevirmeyi tercih ediyorum. Çünkü gerçek olarak tam yoldaştır. Ashab. Belli bir zamanda, belli bir mekanda, belli bir yerde ortak olarak fikirleri olan insanlar demektir bu. O yüzden en güzeli bunun yoldaştır. Yalanladığı iki yoldaşları, gönderilenleri pasif geliyor bak. El murselin, pasif isim kelimesi çoğu. Gönderilenler demek. Harika. Ve gördüğünüz gibi burada Şuayb peygamberle Eyke yoldaşları ilişki kuruluyor. Tamam mı? Eyke yoldaşları. Ancak biz Kur'an'da biliyoruz ki Şuayb peygamber aslında Medyen'e kardeşleri olarak gönderilmiştir. Eyke'ye değil. Medyen'e. Hemen ayetlerimizi görelim. Araf suresi 85. ayette ve Medyen'e kardeşleri Şuayb'i dedi ki ey kavmim kulluk edin Allah'a. Yoktur sizlere hiçbir ilah ondan başka. Mutlak geldi sizlere bir delil, bir kanıt Rabbinizden. Öyleyse yerine getirin ölçüyü ve tartıyı ve eksiltmeyin insanların eşyalarını. Tesatçı kaymayın yeryüzünde düzelmesi sonrası. Bu daha iyidir sizlere eğer olmuşsunuz inananlar. Zalikum bu hayrun iyidir. Lakum sizlere in kuntum olduysanız eğer in kuntum olduysanız müminun inananlar. Ayetteki muhteşemliğe bak. Yine 11. surenin 84. ayeti. Bak ve Medyen'e kardeşleri Şuayb'i. Allah Allah bak ehahum. O 4'teki peygamberdeki ehahum Şuayb Medyen'le kullanılıyor. Ve Medyen'e kardeşleri Şuayb'i dedi. Ey kavmim kulluk edin Allah'a. Yoktur sizlere hiçbir ilah ondan başka. La ilahe illallah. Ve eksiltmeyin ölçüyü ve tartıyı. Doğrusu ben görürüm sizleri iyilikte ve şüphesiz ben korkarım üzerinize olan çepeçevre kuşatıcı bir günün azabından. Aleykum sizlere azaba bir azap yevmin bir günün muhit kuşatan. Yani çepeçevre kuşatıcı bir günün azabından korkarım diyor. Muhteşemliğe bak. Yine 29. surenin 36. ayeti ve Medyen'e kardeşleri Şuayb'i öyle ki dedi. Ey kavmin bak. Ey kavmin diyor Şuayb. Kavmin, çünkü Şuayb'in kavmi Medyen. Eyke değil. Ey kavmin kulluk edin Allah'a ve umun beklenti içinde olun ahiret gününü. Yani ahiret gününü aklınızdan hiç çıkarmayın diyor yani. Bu evren yok olacak arkadaşlar. Biz vefat ettirileceğiz. Yeni evrenler oluşacak yeni Big Bang'le. Ve o paralel evrenlerde, ahiret evreninde farklı fizik kuralları, kimya kurallarıyla avatar bedenlerimize bilinçlerimiz transfer edilecek. Orada bir yargılama olacak. Yaptığın yapmadığın her şeyin hesabını vereceksin. Ve bozgunculuk yapmayın yeryüzünde fesatçılar gibi. Ayet muhteşem. Herkes bu ayete uysa zaten ortada sıkıntı olmaz yani. Zulüm kalmaz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar açık net şekilde 7.85, 11.84 ve 29.36 ayetlerine gördün mü? Medyen'e kardeşleri Şuayb'i buyurularak bize Şuayb peygamberin Medyen'li olduğunu söylüyor Rabbim. Kesinlikle Şuayb peygamber Medyen'lidir. Bu bir coğrafyadır. Medyen olarak isimlendirilen bir coğrafyada doğmuş. Medyen'de büyümüş. Orada büyümüş. Halkını uyarıyor. Peki.
Peki Rabbim Eyke yoldaşlar arasındaki ilişkiyi farklı kurmuş ama kardeşlik ilişkisi kurmamış. Orada kardeşlik ilişkisini kurmuyor. Kardeşi olmadığını söylüyor. Eğer kardeşler olsaydı ehuhum derdi. O zaman demedi. Eyke nedir? Ona bir bakalım. Eyke. Eyke kelimesi çok sayıda gür yeşil ağaçlar ve suların biriktiği ve bol yeşil ağaçlık alanlara neden olan yer demektir Eyke. Ve Eyke ashabı bir coğrafyanın ismi değil, sapkın bir dinin yoldaşlarıdır. Yani sapkın bir dinin insanlar grubunun adıdır. Bunların çeşitli rivayetlerle beraber yani büyük bir ağaca taptıkları düşünülmektedir. Bu görüş Kur'an'a da uygundur. Yani çok şey değil, önemli de değil bizim için ama bu bir coğrafya değil. Bir sapkın dini inanış. Büyük bir ağaca taplıyorlar, öyle bir şeyler yani sonuçta. Ancak Şuayb peygamber Medyen coğrafyasında doğuyor, orada büyüyor. O kavimden onların kardeşleri ama Eykelilerle asla kardeş değil, yoldaşları değil. Doğduğu yeri değiştiremiyor adam. Mecbur yani adam. Müşrik olsalar bile Medyenliler sonuçta oralı oluyor. Ama bir sapkın dini inanışın yoldaşı olamaz. Çünkü aynı fikirde değil, yoldaş olamaz. Çok güzel değil mi? Evet, hiçbir şekilde Şuayb peygamber bu sapkın dinini inanışın ortağı olamaz. Ne kadar güzel bir işaret vermiş değil mi? Eğer beşer sözü olsaydı tık 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 Şuayb için de kardeşleri Şuayb'i dedi. Sakınmaz mısınız? Dediği vakit onlara kardeşleri Şuayb sakınmaz mısınız? Bitti. Şu çelişki olur o zaman. Medyen'in kardeşi nasıl aynı zamanda Eyke'nin oluyor? Orada şüphe olurdu. İşte bunlar Kur'an'ın ince işaretleridir arkadaşlar. Bunlar gibi sayısız var. Şimdi ikinci kısmımıza geldik dersimizin. Kur'an Antik Mısır'da yargılamanın başının melik olduğunu nereden biliyordu? Şimdi Yusuf peygamberle ilgili biliyorsunuz 12. sure var. Yusuf suresi. Bu surede Rabbim 1. ayetten sonuna kadar öyle güzel bir şekilde yapısal, kronolojik sıraya göre anlatıyor ki harika. Yani şunu gösteriyor bize. Ben dilersem böyle de yaparım. Kur'an'ı. Bazı eleştiriler oluyor. Kur'an'da neden düz anlatılmıyor? Ya kardeşim Kur'an ilahi. Düz anlatımı roman mı? Sonuçta kronolojik bazı filmlerde bile farklı farklı yerlerden anlatıyor biliyorsunuz. Film daha anlayışlı oluyor. Farklı zamanlarda geçiyor film. Gençliğinde oluyor, genç ileride oluyor. Farklı farklı zamanları aynı anda işliyor. Kur'an da öyledir. Kıssaları öyle bir farklı farklı yapar ki seni kolaylaştırman için, anlaman için. Ama dilersem diyor Yusuf suresinde böyle düzgün de tamamını anlatırım diyor. Ve öyle yapmıştır zaten. Yusuf peygamber Mısır'da yaşamış. Biliyorsunuz Yusuf peygamberle ilgili detaylı sonra incelemelerimiz olacak. Orada biliyorsunuz başına birçok olay geliyor. Kuyuya atılması, sonra yetim olarak bulunması, satılması, Aziz isimli bir yönetici tarafından evlatlık edinmesi, evde büyümesi, sonra kadınların yaptığı bir iftira var, sonra hapse düşmesi biliyorsunuz. Daha sonra hapisten çıktıktan sonra bir yargılanma süreci ve hatta vezirliğe kadar çıkma süreci var. Şimdi burada öyle ilginç veriler anlatılıyor ki inanılmaz aslında güzel. Çünkü bunları Muhammed peygamberin bilmesi mümkün değil. Bakın 12. sure 50, Yusuf 50'de. Ve dedi Melik. Melik ne diyor? Ve kâlel Melik. Gelin bana onunla. Gelin bana onunla. Kim o? Yusuf'la. Gelin bana onunla. Öyle ki yani bir grup insanı gönderiyor Yusuf'a. Gelin bana onunla, Yusuf'la diyor. Öyle ki geldiği vakit ona, Yusuf'a elçi, aracı göndermiş Yusuf'a, Melik. Ve geldiği vakit yani Yusuf'a elçi geliyor, diyor ki gel, Melik seni çağırıyor. Gidiyor mu? Hayır. Diyor ki, dedi Yusuf, dön Rabbine, efendine. Buradaki Rab, Allah değil haşa. Burada Rab, Arapça efendi demektir. Efendi. Yani Türkçe'ye de geçmiş ama bazen yanlış kullanıyoruz bunu. Arkadaşlar kimseye efendi demeyin. Peygamber Efendimiz demeyin. Çünkü Rab'dır o. Rab. Yanlış yani. Onu vermeyin yani. Ondan sonra kimseye efendi demeyin. Bak dön Rabbine, efendine, melike. Sen diyor git efendine, melike. Öyle ki sor ona, sual et ona. Neydi durumu kadınların ki kestiler ellerini? Doğrusu Rabbim
Allah, bu sefer Rabbi, tek Allah, ben de öyle. Tek Allah'ıma Rab derim. Allah, Rabbim onların tuzaklarını, komplolarını bilendir. Gördün mü? Doğrusu Rabbim onların tuzaklarını, komplolarını. Yusuf peygambere bir tuzak kurulmuştur, komplo kurulmuştur. Bu da boşa çıkacaktır. Sonuçta ayeti akıl ve mantıkla okuduğumuzda anlıyoruz ki Mısır hükümdarı Melik Yusuf'a bir elçi gönderiyor. Ancak gelmiyor böyle. Alıp gelmesiniz diyor ama alıp gelmiyor peki. Alıp Yusuf kabul etmiyor. Neden? Çünkü bir soruşturma açmasını istiyor Melik'ten. Diyor ki git Melik'e, Rabbine dön, bir soruşturma açsın. Bak bakalım Melik o kadınların soru şeyi neymiş bakalım. Melik bir soruşturma açıyor. Ve bunun istemesinin nedeni aslında kendisinin aklanması, dürüst bir kişi olduğunun ortaya çıkması, Aziz'e ihanet etmediğinin bilinmesi içindir. Yani adam düzgün bir yargılama istiyor ya. Ben seni affettim, yok. Yargılama istiyor. Bakın diyor, delillere bakın, yargılamayla aklayın beni diyor. Ben mahzunum diyor. Herkes bunu görsün diyor. Ve sonra 51. ayette dedi Melik, neydi durumunuz? Artık burada ne oldu? Bir soruşturma mahkemeye dönüştü ve mahkeme süreci var. Mahkeme başkanı da direkt Melik. Ve tanıklar var, kadınlar getirilmiş, şahitler var, sanıklar var ve burada artık yargılama oluyor. Neydi durumunuz? Murad almak istediğiniz vakit Yusuf'un nefsinden soruyor. Bak yargılama var. Kim? Melik soruyor. Dediler kadınlar, Allah esirgesin. Bilmedik onun üzerine hiçbir kötülük. Yok, artık itiraf ediyorlar. Hatta dedi Aziz'in karısı, artık itiraf zamanı geldi. Şimdi açığa çıktı. Artık deliller ortaya çıktı. Kaçacak bir yer yok. Belirginleşti. Hak gerçek. Ben Murat almak istedim onun nefsinden ve doğrusu o mutlak doğrulardandır. Yani hataydan hep her zaman dönmek kârdır arkadaşlar. Yani doğruyu her zaman söyleyelim, huzurlu oluruz yani. Rabbimiz de bizi sever o zaman. Hak gerçeği söyleyelim her zaman. Burada da artık yargılamanın soruşturma yargılamaya dönüyor ve Melik bu yargılamayı bizzat yönetiyor. Ve Yusuf peygamberin suçsuz olduğu ortaya çıkıyor. Ve bu zelike li yaleme enni lem abbe. Burada ne diyor? Bu zelike bilmesi için, li için, yaleme bilmesi içindir ki enni ben lem asla ihanet etmedim, hainlik etmedim ona, Azize. Bil gaybi. Yani gizli saklı. Ve mutlak ki Allah doğruya kılavuzlamaz hainlerin, ihanet edenlerin tuzağını, komplosu. Komplolar, hainlerin komploları, ihanetleri, komplolar eninde sonunda arkadaşlar doğruya kılavuzlanmaz bu komplolar. Her zaman zararlı iş yapar. Komplo, tuzak, hainlik her zaman kötüdür. İyi bir şey yapıyormuşçasına da hainlik yaparsan, ihanet edersen o da doğru. Tuzak, komplo her zaman zararlı olduğunu bu ayetten de anlıyoruz. Gördük arkadaşlar. Burada Kur'an bize dedi ki bizzat kral yani Melik bir yargılamaya, öncelikle şunu söyleyeyim. Aslında eski Mısır'da bir yargılamanın olduğunu da söylüyor Kur'an. Yani bir yargılama sistemi var. Bir adalet sistemi varmış. Ve Melik buna direkt başkanlık yapabiliyormuş. Kur'an bunu söylüyor bize. Ve önemli bir işaret de yine Yusuf suresi 76. ayette geçer. Öyle ki başladı onların kaplarıyla, heybeleriyle. Ha, bu biliyorsunuz artık Yusuf peygamber vezir olduktan sonra anne babasını ve kardeşlerini çağırıyor. Daha sonra önce kardeşleri geliyor biliyorsunuz. Onlardan küçük kardeşini alıkoymak için yanında bir taktik yapması gerekiyor. İşte bununla ilgili bu. Bir tası, yani bir tası, kamuya ait tası. Onu küçük kardeşinin kabına koyuyor, heybesine koyuyor ki hırsızlık yaptı şüphesiyle ki alıkoyacak. Öyle ki önce ne yapmış Yusuf peygamber? Diğer kardeşlerinin kaplarını, heybelerini aramaya başlamış. Öyle ki başladı onların kaplarıyla, heybeleriyle. Kardeşinin kabından önce, heybesinden önce. Tamam. Sonra çıkardı onu tası, kardeşinin kabından, heybesinden. Bu böyledir. Zalike. Kezalike. Taktik yaptık. Bak burada taktik yapma. Taktik yaptık Yusuf için. Kidne. Alamaz idi o kardeşini. Melik'in dininde, inancında.
Bak, fi dinil meliki işte. Önemli. Demek ki adam bir yasası var adamın ya. Melik'in dini, inancı, bir adalet sistemi var yani. Haricindeki diler Allah. Allah dilerse her şeyi yapar elbette. Yükseltiriz derecelerle dilediğimiz kimseyi ve her bilgi sahibinin üstündedir bir bilen. Ya bu ayet de çok muhteşem bir şey yani. Ve her fevka ve fevka kulli zi ilmin alimun. Yani her bilenin üstünde bir bilen vardır diyor. Bu kadar güzel ayet. İlginç, muhteşem. Yine din kelimesi işte inanç aslında. Din inançtır. Burada dinil meliki dediğimiz zaman melikin dini inancında demektir. Bu Yusuf peygamberin de kardeşini yanında tutabilmek için bu taktiği uyguladığı için elbette melikin dinini bildiğini biliyoruz. Yani melikin o kurallarını, adalet sistemini bildiğini, anladığını biliyoruz ki orayı kullanıyor. Sonuçta bize Kur'an ne dedi? Melik'in bir adalet sistemi var. İnandığı dini bir adalet sistemi var. İki, buna yargılamalar oluyor yani. İki, bu yargılamalar da bazen melik, ki Yusuf durumunda başkanlık yapabiliyor demek. Bunları Kur'an bize söylüyor. Peki gerçek durum ne? Antik Mısır'da yazıtlarda öğrendiğimize göre nasıl bir adalet sistemi vardı? Yani Melik'in dini inancına göre bu adalet sistemi nasıldı? Antik Mısır'da arkadaşlar Melik'in adalet yasaları yani Maat tanrıçasının Maat dinini koyduğu inandıkları yasalardı. Maat tanrıça Mısır'ın doğruluk ve adalet tanrıçasıdır. Ve bu Tanrıçanın koyduğu kurallar asla değişmez ve bu Tanrıçanın, sözde Tanrıçanın kurallarını uygulayan da meliktir. İşte evrensel düzeni sağlayacağını söylerler. Aslında bunun Tanrıçanın kafasında bir tüy vardır, deve kuşu tüyü. Ve bu deve kuşu tüyü iyiliği, hakikati, doğruluğu temsil eder. Ve bir kişi öldüğünde bu Anubis'in mahkemesinde, biliyorsunuz terazinin bir kısmına bu tüy koyulur. Diğerine de insanın kalbi koyulur ve tartılır. Kişinin iyi ya da kötü ruhlu olduğu belirlenir orada onların dinine göre. Bakın bunlar bir dine inanıyorlar arkadaşlar. Bir sistemleri var yani. Tamam. İşte Melik'in dini bu. Maat'ın koyduğu. Maat evreni yaratırken, ya yani dünya işte yaratılırken, oluşurken bir kaos varmış. Maat bu kuralları koymuş. Sonra işte eğer bu kurallar bozulursa, Maat'ın koyduğu kurallara uyulmazsa tekrar kaos olacağına inanıyorlar yani. Bu da resmi Maat'ın. Burada bir gördüğünüz gibi tüy var, deve kuşu tüyü. Yani adalet tanrıçası, doğruluk, hakikat tanrıçası olarak biliniyor eski Mısır'da. Yani demek ki anlıyoruz ki Yusuf peygamber hırsızlık, özgür bir kişiyi alıkoyamıyordu. Çünkü Maat tanrıçası dinine göre özgür bir kişiyi alamazsın. Ancak hırsızlık şüphesi varsa onu alıkoyabiliyor sorgulama için. Bu taktiği uygulamış görülüyor. Tabii ki yargı Melik'in yargılamanın tüm adalet sisteminin başı olması konusu da ilginçtir yani. Bunu nereden biliyoruz? Bakın şunu büyütelim. Eski Mısır yazılarından okuduğumuz bilgilerle bakın burası önemli. Kafadan değil. Kimse bilmiyor eski Mısır'da ne var ne yok. Eski Mısır'daki hieroglif yazılarını okuduğumuzda öğrendiğimiz bilgilere göre bir yasal legal sistemleri varmış. Bak structure of legal system nasılmış bu? At the top of the judge hiyerarşisinde king, melik varmış. Bunlar yazılardan alıyor. Kafadan atmıyor bunu adam. Yani bir eski hieroglif yazılarından baktığında eski Mısır'da yargılamanın başı kimmiş? Melik. Bak. Ve vezir de aynı zamanda buna kontrol edebiliyor ve değerlerin bazı yargılamalara melik hepsine girmiyor ama çok önlemlere katılabiliyor. Ama bazılarına vezir katılıyor, bazılarına görevlendirilmişler katılıyor. Bakın sisteme bak. Peki Kur'an'da bu bilgiler nasıl yer aldı kardeşim? Kur'an nasıl bildi bunu? Bilmesi mümkün mü? Muhammed peygamberi çölün ortasında bilmesi mümkün mü? Mümkün değil çünkü bakın basit değil bunlar. Eski Mısır'ı biz bilebilmemiz ancak
1799'da, 15 Temmuz 1799'da Fransız İmparatoru Napolyon'un askerlerinin Reşit kasabasında kazı yaparlarken bir taş buluyorlar. Bu taş M.Ö. 196 yılında yapılan bir antlaşmayı yazmışlar taşa. Üç dilde yazmışlar. Mısır günlük dili, demotik dil, antik Yunan ve hieroglif. Hieroglif yazısı, işte olay bitti. Önceden bu hieroglif yazısını, yani kuşlanmışlar böyle şeyler var, şekil yapısını çözemiyorlardı, okuyamıyorlardı. Mezarlardaki yazıları okuyamıyordu. Bu 60. derste de yaptım. Yazıları okuyamayınca ne oluyor? Bilmiyorlar adamlar. Ne oldu? Bu din bir şeyler var ama. Ama işte bu Rosetta taşı incelendikten sonra hieroglif yazısı okunabildi. Ve bu bilgilerimiz hep oradan geldi. Mesela ne demişti? Gök ağlamış, gök yer ağlamış değildi Firavun'a. Diyor. Firavun için diyordu. Muhteşem bir veriydi değil mi? Aslında hieroglif yazılarında Firavun'un mezarlarında, tamam mı? İşte gök ve yer, gök ağlayacak ona yazıyordu değil mi? Yer titreyecek, yıldızlar titreyecek falan. Nerede? Orada Kur'an Firavun'un dini inanışının yanlış olduğunu bize veriyordu mucizevi bir şekilde. Burada da böyle. Bilmiyordu kimse Melik'in ya bu hieroglif yazısı olmadan. Ama gördüğünüz gibi bu yazılar çözüldükten sonra artık bunları bildik. Ama Kur'an bunların doğru bir şekilde bize 1400 yıl önce vermiş. Büyük bir mucizedir. İşte bu da Rosetta taşı. İngiltere Müzesi'nde, British Museum'da, Allah nasip ederse inşallah giderim. Görmek istiyorum yani. 760 kilo. Büyük bir taş aslında. 72 santim genişliğindeymiş. Bir kısmı kırılmış. 14 satır hieroglif yazısı, 32 satır demotik, 53 satır da antik Yunan yazısı varmış. Bak buradan çözüldü yani hieroglif yazısı. Ama Rabbim ayetlerini ufuklarda ve içimizde göstereceğiz diyordu. Rabbim bunu çözdü. Allah'ın izniyle oldu bu. İnsanlık neden galaksileri görebiliyor? Neden gözünüz var? Galaksileri gör diye. Neden kulağın var? Allah'ın bu nimetlerini duy diye. Neden derin var? Korusun. Güneşi hisset ısısını. Hiç aklını çalıştırmıyor musun? Bir bak bakalım niye bende bunlar var? Bu algılayıcı sistem. Ben niye böyleyim? Çünkü sana bir işareti göstermeye çalışıyor. Topraktan cam yapıyorsun, teleskop yapıyorsun ya. O teleskopla toprak teleskop oluyor. Niye? Ayetleri gör diye. Milyarlarca galaksiyi görüyorsun, yıldızı görüyorsun. Şimdi James Webb'in biliyorsun derin uzay görüntüsüne bakın. Muhteşem. Toprak lens oluyor ya. Onu nasıl yapabiliyorsun? İşte Allah'ın izni ve dilemesiyle yapıyorsun. Ki çünkü sana ayetlerini göstermek istiyor. Gör diyor, takdir et. Hamd et. Şükret. Gibi. Evet arkadaşlar, dersimizin de sonuna geldik. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Dersler önemli bizim için. Niye önemli? Çünkü Kur'an'ın Yüce Allah'tan geldiğine kesin iman edersek ona olan derin haşyetimiz daha da artar. Ve emir ve yasakları bizim için çok daha önemli olur. Ve gördüğünüz gibi Kur'an'ı da sadece Kur'an'la okuduğumuzda, anladığımızda temiz bir berrak akılla emelzeti şeytaniden uzak, şeytanların dürtülerinden uzak okuduğumuzda ne muhteşem mucizeler tecelli ediyor. Rabbimize bize bunu nasip ettiği için sonsuz hamd ve şükür ederim. Teşekkür ederim. Verdiği için, bana anlama, avrama, kavrama yeteneği verdiği için. Her zaman söylerim. Kur'an bir denize benzer. Kokusunu alsan da yararlı olur sana. Yanına gitsen de, ayağını soksan da, yüzsen de, dalıp mercan çıkarsan da. Yeter ki önemli olan oraya yolunu dönmek. Yüzünü oraya dönmek. Oraya döndüğün vakit göreceksin ki artık Yüce Allah'ın rahmeti seni muhit sıfatıyla kuşatacaktır. Ve destekleri elbet gelecektir. Asla üzülmeyeceksin. Asla korkmayacaksın. Girdir bir doğru girişe, çıkar bir doğru çıkışa, yap benim için katında yardımcı sultan. Yine bu dersi de
Niye çektim onu söyleyeyim tekrar. Dün çekmiştim. Çünkü sürekli otofokus yapmış ya kamera. Rahatsız oldum ben de gerçekten. Yani dikkat dağıtıyor. Sürekli fokuslamaya çalışıyor. Fokusun ayarını ayarladım. Otomatikten kaldırdım. Şimdi daha güzel. Çok şükür daha iyi. Ses de inşallah iyidir. Sesi de beğenmişsinizdir. Çünkü sesi de güzel bir mikrofonla alıyorum şu anda. Biliyorsunuz benim bir beyaz mikrofon vardı. Şimdi bu da çok güzel bir mikrofon. Birkaç denemeler yaparız inşallah. Önemli olan dikkatinizi almadan odaklanın derslere arkadaşlar. Bakın, yer başka yerle değiştirilmeden önce, gök başka gökle değiştirilmeden önce daha ne desin? Yani yeni evrenler oluşup orada bilincin gelmeden önce herkes Rabbine giden bir yol edinsin. Rabbim kahhardır, vahittir, tektir. Kahhardır, zorla karşı koyulamaz. O yüzden ne olur aklınızı başına da devirin, toplayın, devşirin. Yaz bize Rabbim bu dünyada iyilik, güzellik ve ahirette iyilik, güzellik. Biz sana kılavuzlandık. Bunları söyleyin arkadaşlar. Şirkten uzak durun. Müşrik olmayın. Bitti. Evet. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kalın selametle.